Hacılar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Ardıçlı Belediyesi'nin düzenlediği ve 2 gün boyunca devam eden 5. Geleneksel Üzüm Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Hatay'ın Hasa ilçesine bağlı ve Amanos dağlarının eteklerinde sırtını Nur dağlarına dayamış olan ormanlar arasına gizlenmiş Hacılar Köyü'nde gerçekleştirilen 5. Geleneksel Üzüm Festivali'ne AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Hasa Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ardıçlı Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, Hacılar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ziya Yüksel, sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıdaki köy halkı katıldı. Efendim. Hacılar Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte söz alan Ardıçlı Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, geleneksel hale getirmeye çalıştıkları 5. Geleneksel Üzüm Festivali'ne ülkenin dört bir yanından kişinin katılım gösterdiğini belirtti. Tarihini ve kültürel değerlerini unutmayan köylülerini candan kutladıklarını da sözlerine ekledi. Değerli Hacılarlılar, Hacılarlıları dost, yar, yaren, yoldaş, arkadaş edinen sevgili kardeşlerimiz, buraya kadar teşrif ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha sonra söz alan Hasa Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna çok büyük katkı sağladığını dile getirirken, birlik ve beraberliğin tesis edildiği bu tür etkinlikleri desteklediklerini kaydetti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültürlerine, kendi medeniyetlerine sahip çıkan milletler ancak geleceği tayin edebileceklerdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin de PKK'lılar ile BDP'lilerin basına yansıyan kucaklaşma görüntülerine atıfta bulundu. Bölücü terör örgütü PKK'nın hamaset ve nefrete sevk etme tuzaklarına Türk milletinin asla düşmeyeceğinin de altını çizdi. Onlar birbiriyle kucaklaştıkça bu millette başta siyasi partileriyle, Arapça konuşanıyla, Kürtçe konuşanıyla birbiriyle kucaklaşıp bunların başını Allah'ın izniyle ezecektir. Yapılan konuşmalar ardından Antakya Belediyesi Mehter Takımı'nın mini konseri ile renk kattığı 5. Geleneksel Üzüm Festivali'nde yöresel deve oyunu izleyenleri adeta coşturdu. Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Gündoğdu başkanlığındaki jürinin en iyi üzüm sandığını seçtiği yarışma sonrasında gelecek yılın üzüm ağası seçilen Mustafa Şuka geleneksel ağalık tesbihi Hasa Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından verildi. Gönlünü de verdi, kalbini de verdi. Allah hayırlı versin diyor. Emaneti devrediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu emaneti şerefli taşıyacağız. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tesbihini yeni ağamıza emanet ediyorlar efendim.